Türkiye'ye gidiyoruz. Kapadokya. İlk defa Pamukkale'ye gidiyoruz. 600 metre sonra hafif sağa yönelin. Pamukkale. Tavertenler. İlk defa traverten. Tentenlere gidiyoruz. İlk defa travertenleri. Traverten. Travertenleri göreceğim. Hierapolis. Hafif sağa yönelin. Bir de antik kentte yüzeceğiz. Evet, antik havuzu varmış orada. Orada yüzeceğiz. Evet. İlk defa. İkimiz de ilk defa göreceğiz. Traverten. Travanter. Traverten sanırım. Traverten. Evet. Evet. Travertenleri görmeye gidiyoruz. Evet. Travertenleri görmeye gidiyoruz. Çadırı kurduk ve çok heyecanlıyım çünkü biz şimdi o bembeyaz travertenlere gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Şimdi oradan bol bol görüntü çekeceğim herkes için. Tanıtmak için orayı gitmeyenlere. Her yeri detaylı detaylı çekeceğim. Eğer Pamukkale'yi görmediyseniz mutlaka ömrünüzde bir kere de olsa gitmenizi öneriyorum. Ama gitmeden önce birkaç tane tavsiyem var. Mutlaka müze kartı alın derim. Çünkü o şekilde olduğunda gayet uyguna geliyor. Bunun dışında mutlaka yanınızda bir çanta, su bulundurun. Çünkü terlikle veya ayakkabıyla giremiyorsunuz. Terliklerinizi yanınıza alacağınız bir çantaya, ufak bir çantaya ihtiyacınız olacak. Bir de mutlaka güneş kremi alın yanınıza. Bunu da önemli tavsiye ediyorum. Oha, tahmin ettiğimden daha sert. Buradan yürüyeceğim. Şu anda onlardan bir tanesini, o gördüğümüz şeylerden, travmenterlerin. Ben bir tanesinin içindeyim. Hissini hiç de... Ay, bunun hissini hiç beğenmedim. Bir dakika. Çamur. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç benlik bir... Atayım o zaman. Hayır. Yani orada yürürken... Bataklık gibi. Yani şöyle söyleyeyim, hiç benlik bir his değil. Böyle birazcık balçık gibi bir hissi var. Ben zannediyordum ki böyle kaymak gibi pürüzsüz bir şeyin içinde olacağım, basacağım. Ve... Bulut gibi aslında. Bulutlar da hani insana pamuk hissiyatı verir ama aslında gaz. Evet, bu da böyle pamuk gibi görünüyor sert yürürken. Ve o suların içinde, şu bölümün içinde ayaklarım böyle, hani bir de görmüyorum ya, bastığım şeyler biraz içimi biraz ürpertti. O zaman biraz fırlatayım işte. Hayır. Ama genel olarak mükemmel. Çok güzel bir doğası var. Şuraya da mı bassak?
basalım. Biraz oraya basalım. Aa bak bu güzel kurumuş. Yani çok güzel değil mi? Ama yani aslında doğa harikası bir şey. Ama ben galiba nasıl bir hayal kurduğumu anladım şimdi. Öyle değil. Böyle fayans gibi, böyle mermer gibi yumuşacık dokununca pürüzsüz şeyler sanıyordum buraları ben. Yüzeyler sanıyordum. Ama öyle değil. Aslında bazı yerler öyle. Bak buralar fena değil. Ama onlar da bak şey değil. Sürtünme yani şeyi çok yüksek. Evet. Sürtünme, evet orası, onlarda tırtıklar yani var. Bak şuraları görüntüleyeyim. Yani bahsettiğim gibi enteresan bir yüzeyi var. Farklılıklar gösteriyor. Yürüdükçe değişiyor. Bazı yerler daha pürüzsüz gibi, yine sürtünmesi yüksek ama pürüzsüz alanlar. Bazı yerler çok fazla girintili çıkıntılı ve çıplak ayaklı olduğunuz için canınızı yakıyor. Özellikle çocuklarınızla gidecekseniz çocukların biraz daha canının yanması mümkün. Fakat çok uzun bir mesafe yürüyorsunuz Hierapolis antik kentine varana kadar. Bu esnada da bu şekilde doğal duşlar almanızı tavsiye ederim. Hem çok keyifli hem de sıcağa tahammülünüzü arttırıyor. Eğer giydiğiniz giysiler buna uygunsa, bu yürüyüşe uygunsa, ben mayo bikini tercih ettim. Biz mayo ile yürüdük. Eğer buna uygunsa o zaman biraz daha rahat ediyorsunuz. Ve mutlaka bu doğal duşlardan da alın, tavsiye ediyorum. Yoksa dayanmak birazcık zor olabilir sıcağa. Gördüğünüz gibi ben aşırı eğlendim. Zaten su nerede, ben orada. Burası da bana çok uygundu bu yüzden. Travertenleri geride bıraktıktan sonra müzeler kısmını ziyaret edip lahitler ve heykeller salonuyla tiyatro buluntular salonunu gezdik. Oradan çok fazla görüntü almak istemedim. Çünkü bence kendiniz gidip görmelisiniz. Şimdi antik havuza gitmeyi deniyoruz. Yani daha doğrusu yüzmeyi deneyeceğiz. Çok kalabalık olduğu için hafta içi olmasına rağmen birazcık böyle endişelerim var. Yüzmeyi çok istiyorum ama deniz orayı hissetmek istiyormuş. Sırf orada orayı değil ya. Burada mesela o şeyde, antik tiyatroda gladyatör dövüşleri de yapıldığı söyleniyor. Ya. Ben işte o yüzden de çok merak ediyorum. Hemen ona da bakalım. Bence böyle şeylerin bir ruhu var. Yani. Evet var. Yani spiritüel şeyleri çok böyle sevmem ama mekanların, geçmişte yaşamış insanların orada yapılan aktivitenin ruhu var yani. Bence var. Bunun spiritüellikle çok ilgisi yok. O bizim anladığımız anlamda spiritüellik değil. Bu iyi bir his. Ben bu arada böyle yerleri çok seviyorum. Burası bir de sıcak olduğu için çok gerçekten zor birazcık insanların kondisyonunun buraya tırmanmak için yeterli olması lazım. Doğru. Niye gülüyorsun? Söylerse merak ediyorum. Bir de insanlar şey mi yapıyor? Ne? Hayır yani şey, gelecek olan kişilere hazırlıklı olması. Hazırlıklı olmaları için. Ayaklarının falan yerlere batacak falan. İşte onlar için. Hadi havuza gidelim. İnşallah girebiliriz. Bakalım girebildik mi az sonra. Evet, Kleopatra havuzu olarak da adlandırılan antik havuz biraz hayal kırıklığı oldu. Yani açıkçası belki sezonun başka zamanlarında daha temiz olabilir ancak hiç steril gelmedi bize ve çok kalabalıktı. Su bulanıktı. Yani ayağımızı bile sokmak istemedik aslında. O bölümde bir de hediyelik eşyacılar ve aynı zamanda işte bir şeyler yiyip bir şeyler içebileceğiniz bu alan var. Fakat biraz sonra bahsedeceğim, oradan da pek memnun kalmadık. Yani bu pahalılıkta zaten hani şaşırmayacaksınız söyleyeceğim şeye ama buraya gelin sadece gezin. Müze kartı alın mutlaka gezmek için. Müze kartsız bence yine dezavantajlı durumdasınız. Buraya gelip mesela şurada bir konaklayıp o
havuzun orada. 300 mililitre su alırsa, pardon, kola alırsanız. 300 mililitre kola alırsanız 427 lira. Türk lirası olarak 427 lira vermeniz gerekiyor. Bunu yani ayıplamaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle güzel bir yerde gezerken moralimizi tabii ki bozuyor. Kola içeceğimizden değil, suyumuzu zaten almıştık daha önce. Ama yani çok ayıp bir şey değil mi şu? Hani turistler için belki yapılıyor, bilmiyorum artık. Hiçbir şeye koyamadım ben bunu. Acaba hamburger falan yemek istesek? Onlara bakmadık. Donunu bırak diyor. Hamburger yemek isterseniz burada bir takım iç çamaşırlarınızı bırakıp yani yenmiyor işte. Yiyemiyorsunuz öyle bir şey. Biz yiyeceğimizden değil zaten, biz sağlıklı farklı besleniyoruz. Şimdi biz nereye gidiyoruz sevgili? Şimdi antik tiyatroya gidiyoruz. Antik tiyatroya gidiyoruz. Gladyatörlerin dövüştüğü. Yani düşünülüyor. Orada gladyatörlerin de dövüştüğü düşünülüyor. Öyle bir tiyatro. Tamam. Göreceğiz. Evet, çok merakla oraya doğru gidiyoruz. Bunca Yunan tanrısının arasında geziyoruz. Peki benim sevgilim yani varken burada tanrı mı olurmuş? Ne Zeus ne Perseus. Perseus. Perseus asıl tanrı bu. Delus. Golleri her hafta atmamı bekliyor musun peki? Öyle kılıçları saplamanı bekliyorum. Tamam. Çok güzel bir yer geziyoruz şu anda ama. Bu arada size biraz önce bahsettiğim kondisyon, sıcaklık, yürümek, uzun mesafe, dayanıklılık gibi konularda gözünüz korkmasın. Çünkü bu gördüğünüz araçlarla da travertenleri gezdikten sonra Hierapolis'e çıkabilirsiniz. Yani böyle bir seçeneğiniz de var, aklınızda olsun. Şöyle bir gölge buldum, birazcık soluklanıyorum. Deniz yukarıda bir yere daha gitti. Bu hamamların olduğu bölgedeyiz. Hamamlar ve lahit mezarlar var, kilise var. İnanılmaz sıcak. Güneş kremi deposuyla gelin. 3 kez 50 koruma faktörle kremlenmeme rağmen haşlandım, kızardım. Biraz öyle sıkıntılar var. Çok sıcak çünkü kavruluyorsunuz öğren yeri gezerken. Ama çok güzel, değiyor yani. Yemek öncesinde oraya özgü lavanta gazozuyla karadut şerbeti denedik. Açıkçası karadut şerbeti güzeldi, doğalını bilmiyorum ama lavanta gazozunda şeftali aroması da baskındı. Hani çok böyle bir şey vaat etmedi ama gitmişken içilir. Şimdi de duşumuzu aldık, yemeğe gideceğiz. Burada bazı yemekler, restoranlar var ama şey, aslında Denizli'nin içinde Tandır kebabı meşhurmuş. Ama biz şimdi Denizli'nin içine gitmeyeceğiz. Belki başka bir zaman onu da yeriz. Biz şimdi burada bir tane Çin restoranı var. Belki ona gideriz belki. Alaturk restoranı. Aslında onlar aynı yer. Hayat. Aa evet. Ya kebap yiyeceğiz ya da nedir? Çin yemeği. Evet. Çok güzel yemek yedik ve çok huzurlu bir yerdeyiz. Ben birazcık böyle sirkülasyonun yoğun olduğu çok turistik yerlerde böyle huzurlu bir yerler bulmaktan biraz önce hani şüphe ediyorum. Ama çok güzel, yani yanılttı beni. Şimdi yemek yedik. Dünya mutfağından yemekler olan bir yerde
kıymalı makarna gibi. Yani kebap yapılıyor ve çok güzel bence yemekleri. Gayet de tavsiye ederiz burayı da bence. Dünya mutfağından yemekler var. Makarnalar, spagettiler de var. Ben spagetti yedim. Deniz çöp şiş yedi. Tavuk şiş yedi. Lütfen. O yüzden yemeğimizi yedik. Şimdi geldik böyle huzurlu saatler geçirmek için. Sessiz. Burada birazcık böyle bir şeyler içeceğiz kendi çadırımızın yanında. Biraz sonra ışıklar yanınca Pamukkale'nin travertenleri. Tentenleri. Ben niye dilim dönmüyor buna? Travertenlerinin karşısında, ışıkların yaktıklarında güzel bir manzara olur diye düşünüyoruz. Ben de hep yanlış söylüyormuşum meğerse. Neymiş? Traverten. Ben çekirdek çitleyeceğim. Evet. Tam bir Türk gibi. Evet, Türk kampı. Yanımızda bir sürü karavanlar var. Evet. Karavanlarda da bir sürü yabancılar var. Biz çekirdek çitleyeceğiz. Sabah da erkenden döneceğiz. Nereye? Evimize. Önce Şirince'ye. Önce Şirince'ye gideceğiz. Oradan da eve. Daha önce bu konuyla ilgili bloğum var. Bunu da görebilirim. Sen söyle. Daha önce Şirvan'ın bu konuyla ilgili, Şirince ile ilgili de bir video var. Onu da izlerseniz bence... Nereye bırakayım onun şeyini? Oraya mı? O tarafta mı oluyor, bu tarafta? Bu mu olsun? Bu olsun. Buraya. Buraya mı? İzlediğiniz için teşekkürler. Bu içeriklerin benzerlerini izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Pamukkale videoma benzer bir vlog izlemek isterseniz Kapadokya videoma da bir göz atın. Kendinize iyi bakın, sevgiler.